Elma sirkesinin nasıl yapıldığından bahsedeceksin. Ee, biraz senin ortamını da merak ediyorum. Mesela ne kadar sürede yapıyorsun, ne kadar süre bekletiyorsun biraz bahsederek. Geliyorum. Şimdi şöyle mesela elma sirkesi yani iki farklı yöntemde yani üç farklı yöntemi var da basitçe ikisinden bahsedeyim. Burada iki örnek var. Soframızda kullanacağımız orta saatlikte bir sirke istiyorsak öncelikle tarım ilacı kullanılmamış, tamam. doğal olarak yetiştirilmiş elma bulacağız. Eğer bunu bulamıyorsak organik sertifikalı ürünleri tercih edeceğiz. Yerli elmalar. Elma çabuk kararmazsa antioksidan oranı yüksek demektir. Mesela benim kullandığım elma öyle bir elma. Ben elmayı doğruyorum hani görenler hayret ediyor. Yani o elma yarım saat falan kararmıyor. Normalde aldığınızda kararıyorsa okside oluyorsa demek ki antoksidan içinde hiç yok. Bu o elmayı, elmayı da almak lazım. Evet ya yani o elmayı yemeyin zaten. Aldığınız elma anında kararıyorsa bırakın sirke yapmayı, yemeyin dahi. Yani o kadar söyleyeyim. Daha sonra bunları güzel yıkayıp temizliyoruz. Akabinde sadece çekirdeklerini ayıklıyoruz. Niye ayıklıyoruz? Çekirdeklerinde yani şöyle ifade edeyim basitçe herkes aldığı. Yani siyanüre benzeyen maddeler var. Yani bizi öldürmeyen ama vücudumuzda zararlı etki edebilecek, farkında olmadan zararlı etki edebilecek maddeler var bir. İkincisi bazı elma çekirdekleri müsilaj dediğimiz, hani bu keten tohumu nasıl böyle yoğunluk bırakır, ona benzeyen ayva çekirdeği böyle bir yoğunluk bırakır, ona benzeyen madde salgılayabiliyor ve sirkeyi bozuyor. Onun için çekirdeklerini ayıklayacağız. Bir kavanoza güzelce dolduracağız. Üzerine örtecek miktarda suyumuzu koyacağız. Ve bal veya şekerini ilave edeceğiz. Şeker şu anda biraz Şöyle söyleyeyim hani ben Hangi ben kam kamış şekeri bulabiliyorum hani hmm. yurt dışından getirtiyorum kendim Türkiye'de de satılıyor ama biraz hani değer olarak yüksek maddi değeri biraz, <laughs> biraz daha pahalı ee, çiçek balı kullanabilirler kekik veya kestane balı kesinlikle kullanılmaz sirkede. sirke bakterilerini dahi öldürebilir çok kuvvetli oldukları için hmm. doğal organik yani hani bir yapaylı olmayan çiçek balıyla yapabilirler veya pancar şekeri kullanabilirler. İnşallah şeker fabrikalarının tamamı kapatılmaz. Nişasta bazlı şekerle olmaz. Sirke <laughs> o çok tehlikeli bir şey ortaya çıkar. O yüzden şekerde de tabii ki her konuda olduğu gibi sorgulamamız gerekiyor. Daha sonra suyumuzu, şeyimizi hani hepsini ilave ettikten sonra üzerine bir tülbent bezle kapatıyoruz. Kenarı lastikle örtüyoruz. Daha sonra ilk 15 gün boyunca her gün şöyle bir karıştırıyoruz. Hani mayalanmaya, fermentasyona destek olmak için. Daha sonra kendi halinde 2-2,5 iki, iki ay yani ortalama 60 gün kadar dinlendiriyoruz. 60 günde fermentasyon genelde tamamlanıyor. Üzerinde şuna benzer bir sirke anası yapıyor. Bu biraz deniz anasını da andırıyor. Deniz anasını da andırıyor. Şimdi şöyle bir yanlış algı var. Şimdi sirke bunu kendi zaten yapıyor. Bir kere bunu yaptıktan sonra insanlar da böyle bir kolaycı, hani uyanık tüccar mantığıyla Hani insanlar zannediyor ki tamam ben bunu bir kere yaptım bununla artık sirke yaparım yok böyle bir şey ben 20 yıldır bir kerelik. bu bir kerelik ben 20 yıldır sirke yapıyorum bir kere dahi bununla sirke mayalamadım çünkü bu sirke mayası değil sirkenin kendi kendine ürettiği içerisindeki probiyotik değerinin çok yüksek olduğunu ve e, asetik asit fermentasyonu yani sirke olduğunun... gösteren bir maddedir sadece her şeyiniz varsa romatizmal ağrınız varsa İşiniz bittikten sonra, sirkeyi süzdükten sonra eklemlerinize koyabilirsiniz. Çok güzel kan dolaşımını hızlandırıyor. Yüz veya vücut maskesi yapabilirsiniz. Doğal botos, botoks etkisi yapıyor. Yani zaten ilk süzümden sonra meyveler hani bitti bu anayı oluşturdu. Önce anayı alıyoruz. Meyveleri süzüyoruz. Ondan sonra tekrar bir iki iki buçuk ay daha dinlendiriyoruz. O anayı dinlendirirken kendi anasını ilave ediyoruz. Kendi oluşturduğu anayı. Çocuk doğar gibi. Tabii ortalama 5-6 ay ayda çok güzel bir sirkeniz oluyor. Daha sonra dinlendikçe onun güzelliği daha da artıyor. Ama yani siz o 5-6 ayda ilk aşamada o sirkeyi kullanabilirsiniz. Bu anayı da son süzmede hani o 6 ayın sonunda iyice süzdürüyorsunuz. Yani o kendi içindeki probiyotik bakteriler sirkenin içine geçmesi gerekiyor. Siz yani millet şimdi şöyle bir şey başladı. Hani bunu satanlar, ticarete dönüştürenler, sirke anasıyla övünenler falan yok böyle bir şey. Çünkü sirke anasıyla sirke mayalama mantığı Fransızların Orleans denen bir yönteminden geliyor. Eğer şaraptan sirke yapıyorsanız, eğer alkol fermentasyonu tamamlandıysa bunu içine koyabilirsiniz. Ama o şarap sirkesi olur. Yani orada çok ince nüanslar var. İnsanlar bunu bilmediği için... Hani kulaktan doğma bilgilerle ana araştıranlar, bana ana soranlar falan da oluyor. Mesela ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Buradan da bu fırsatta hani bulmuşken tekrarlamış olayım. Daha sonra bunu kapalı şişelere alıyoruz 6 ayın sonunda ve cam şişeler. Cam şişelerde Her muhafaza şey. ediyoruz. İhtiyacımız oldukça kullanıyoruz. İlk 6 ay sürekli hava aldırıyoruz. Daha sonra hiç hava aldırmama, aldırmadan muhafaza ediyoruz.